Yükselen Değerler programında yepyeni bir bölümde tekrar sizlerle beraberiz. İş dünyasındaki başarı hikayelerini sizlerle bu bölümde tekrar paylaşacağız. Program başlıyor. Öncelikle kameramızın objektifini İnegöl'e çeviriyoruz. İnegöl'de bir başarı hikayesini sizlerle buluşturacağız. Rotamız bu kez Bursa'nın İnegöl ilçesi. İnegöl hem yaşanılacak bir ilçe hem de iş imkanları çok fazla. Hatta işsizlik oranı sıfırın altında demek doğru olur. Sabrino Koltuk, 2002 yılında yaklaşık 150 metrekarede aile şirketi olarak kuruldu. Firma cesaretli bir adım atarak günümüzde 6000 metrekarede üretim yapma başarısını elde etmiştir. Yılında aile şirketi olarak kurulmuş bir şirket. Aylık 300 takım kapasitede şu an üretim yapıyoruz. 60 personelimiz var çalışan. Bizim amacımız burada her sene kendimize hem model anlamında hem kalite anlamında daha üst çıtaya kendimizi nasıl yükseltebiliriz? Bunun çalışması ve bunun öngörüsü içerisinde hareket ediyoruz. Ona göre Ar-Ge çalışmalarımız, ona göre dışarıdan aldığımız destek, tasarım noktasında desteklerimiz oluyor. Tabii biz de bu zaman zarfında kendimizi geliştirmiş bulunuyoruz ve geliştiriyoruz. Gerekli seminerler, gerekli fuar gezileri, bunlar bize çok katkı sağlıyor, öyle düşünüyorum. Ya ben şuna inanıyorum, çalışmak, arzu etmek, istemek, başarmanın belki de %80'i, %90'ını teşkil ediyor. Yani İnsan istediği zaman yapamayacağı bir şey yok. Sonuçta bu mevcut koltuk üretimi herkes tarafından veya birileri tarafından çok güzel bir şekilde yapılıyor. Örnekleri çok var. Yurt içinde, yurt dışında. Bunlar örnek alınabilir. Bunlar nasıl yapıyor? Bunlar çok güzel takip edilebilir. Ve kendinize o şekilde bir yol çizebilirsiniz. Evet, üretimde birinci sınıf malzeme kullanmayı dikkat ediyoruz. Çünkü ürettiğimiz ürünler 2 yıl devlet garantisi adı altında garanti veriyoruz. Tabii bu 2 yıl değil de bize 5 yıla bile yayabiliyoruz bu garantiyi. İskelet olarak kullandığımız ham madde ve malzeme birinci sınıf malzeme. Sünger ve kumaş olarak da testleri ve onayları kabul görülmüş veya en yüksek dansede yoğunlukta olan süngerleri tercih ediyoruz. Bu tabii müşteri memnuniyetini çok üst derecelere çıkarıyor. Bu da bize müşterinin uzun vadede bizi bırakmamasına, terk etmemesine, bizi tercih etmesine sebep oluyor. Kalite ve hizmet devam ettiği sürece müşteri sizden kopmuyor. Çünkü herkes artık aldığı üründen bir kalite ve istikrar arıyor. Firmanın devamlılığını arıyor. Biz de bu anlamda bu yönde iyi çalışmalar içerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Ve kendimizi her daim, her gün daha iyi bir şekilde geliştirerek yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi üretim aşaması ilk etapta koltuk
iskelet olarak oluşturuluyor iskelethanemizde. Buradan yapılan iskeletler, tasarlanan o modeller süngerleme bölümüne geçiliyor. Orada süngerlenip daha sonra bizim imalatımız iki kat. Aşağısı iskelethane bölümü, hazırlama, süngerleme bölümü. Üst katımızda dikişhane, döşemehane ve sevkiyat bölümü olarak oluşmakta. Ayrıca idare ofislerimiz mevcut üst katında. Burada süngerlenen iskeletler yukarıya çıkıp döşemeye alınıyor. Döşendikten sonra sevkiyata alınıp paketlenip müşterinin adresine veya işte lojistik kargolarla nereye gönderilmesi gerekiyorsa oraya sevk ediliyor. İnegöl'de malum lojistik destek çok ciddi manada gelişmiş durumda. Türkiye'nin her bir bölgesine lojistik destek sağlanıyor ve fiyat olarak da çok uygun. Bunlar müşteriler de bu yönden bizi İnegöl'ü tercih etmelerinin belki de en büyük sebeplerinden bu. Lojistik anlamda çok güzel bir konumdayız. Tabii bir de İnegöl mobilyası çeşit ve yelpaze olarak da çok güçlü. Her zaman yeni trendlere, yeni oluşumlara açık. Buradaki ticaretle uğraşan arkadaşlarımızın çoğu genç iş adamları. Bunlar çok çabuk gelişime ve adapte olabiliyor. Ticari fuarlara ziyaret edebiliyor veya katılımcı olarak giriyorlar. Çok güzel bir enerji var şu anda İnegöl'de bu anlamda. İnegöl zaten mobilya olarak çok ciddi manada isim yapmış durumda. Hem model olarak hem adetsel olarak çok ciddi bir ivme kazanmış durumda. Şu anda 1200 metrekare bir showroom'umuz var, fabrika showroom'umuz. Burası bir yıl önce faaliyete geçti. Burası kooperatif usulü yapılan 50 kişilik bir üyeyle beraber hep birlikte dediğim gibi kendi bütçelerimizle yaptığımız bir AVM. Belki de dünyada eşi benzeri yok. Siz de zaten çekimlerini yapacaksınız. İnşallah görecekler. Yani burada çok rahatlıkla ürünlerimizi sergiliyoruz. Gelen misafirlerimizi çok güzel, leziz bir ortamda ağırlıyoruz. Hem ürünlerimizi tanıma imkanı oluyor, hem orada test etme imkanları oluyor. Biz de bununla çabuk gurur duyuyoruz böyle güzel bir oluşumdan. Ve bize çok şu anda çok güzel sinerji veriyor orası. Gittiğimizde kendimiz motive oluyoruz. Her türlü müşteri geliyor. Aa, çok güzel ürünleriniz, ortamınız çok güzel. Çok güzel bir oluşum olmuş. Bu bize tabii çok mutluluk veriyor. Bir değer katıyor. Tabii bununla alakalı ileriye yönelik tabii marka bilinirlik adına ve markamızı daha yaygın bir şekilde tanıtmak adına ileriye yönelik kendi showroomlarımızı düşünüyoruz belirli noktalarda. Bununla alakalı altyapı çalışmalarımız var. İnşallah bunları da başaracağımıza inanıyorum. Sonuçta belli bir müşteri portföyümüz var ama yurt içinde ama yurt dışında. Bunlarla her daim iletişim halindeyiz. Ama pazarlama ekibimizle, ama kataloglarımızla, ama görsel yayınla, ama fuarlarımızla bunlarla devamlı irtibat halindeyiz. Yeni ürünlerimiz çıktığında bunları paylaşıyoruz. Onlarla fikir alışverişi yapıyoruz. Onların bize bakış açıları güzel olunca biz de çok mutlu oluyoruz tabii ki. Firma oturma gruplarını kendi fabrikasında üreterek istihdam oluşturduğu gibi AVM'de bulunan mağazalarında da perakendeye yönelik satışlarını arttırmaya devam ediyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Ancak bölümümüzün tekrarını
web sitemizden takip edebilirsiniz. Yükselen Değerler'de tekrar bir sonraki bölümde sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, hayırlı günler diliyoruz.